Psikoterapiye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün adını sıkça duyduğumuz bir konudan bahsedeceğiz. Metaverse ya da meta evren. Kavram olarak tam anlamıyla aslında şu anda hayatımızda değil ama kavram olarak hayatımıza girmiş durumda. Herkes buradan arsa almaya, NFT'ler almaya, bir takım işte bu konuların içerisinde yer almaya çalışıyor. Bununla ilgili herkes konuşuyor. Nedir bu Metaverse? Hayatımızı nasıl değiştirecek? İşte bugün bu konuyu konuşacağız. Konuğum ise yardımcı doçent doktor Linda Frame. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Havalar ısındı. Daha iyi oldum. Bu Eskimo gibi dolaştım son birkaç günlerdir böyle katman katman. Böyle kendimi aslında böyle sıcak bir metaverse atasım geldi bir anda evet, böyle. Aslında böyle havalarda, bir soğuk havalarda özlemini duyduğumuz diyarlara da gidebiliriz belki. Belki. Şimdi bu metaverse çok sıkça konuşuluyor. Sıkça gündeme geliyor. Nedir tam olarak bilmeyen izleyicilerimiz için? Şimdi öncelikle şunun bir altını çizmek isterim. Ben tabii ki mühendis değilim, yazılım mühendisi de değilim. Normal tüketici olaraktan ve bu arada işin psikolojik boyutu da bizi ilgilendirdiğim için tabii ki merak ettiğimiz bir alan ve ilgilendiğimiz bir alan. Metaverse aslında sanal dünya olarak biliniyor. Ve hatta bu gerçek, sanal gerçeklik kavramıyla da ortaya çıkıp hani şu anda hala inşa halinde, elde tutulur bir tarafı yok aslında henüz. Metaverse kavramı aslında 1992 yılında bir bilim kurgu romanıyla ortaya çıkıyor. Yazar bir... O kadar eski. Kavram olarak çok eski ve kavram orada yaratmış olduğu karakter, yanlış hatırlamıyorsun, protagonist karakterin adı. Orada yaratmış olduğu sanal dünyalar içerisinde protagonistin maceralarını anlatıyor Metaverse içerisinde. Tabii ki teknoloji gelişiyor vesaire, bu özellikle bilgisayar oyunlarında 3 boyutlu oyunlar başladı. Hatta yanılmıyorsam, yanlış da olabilirim ama ilk 3 boyutlu oyun şeyde Wolfenstein'di. Özellikle bu savaş dönemini anlatan bir oyun diyeyim. Çok girmeyeyim detaylara. Sonra işte Second Life vardı. Orada işte bir avatar kendine göre bir karakter yaratıp ondan sonra belli ortamlarda sosyalleşebiliyorsun vesaire gibi böyle geliş gelişmelerle Final Fantasy'den tut da bir sürü şu anda çok farklı oyun platformları var. Özellikle bu çoklu oyunlarda eğer bakıyorsun işte bu role playing oyunları vesaire derken çok farklı bir alan oluştu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle medikal anlamda, araştırmalar anlamda, ne bileyim işte bir doktor şu anda Kıbrıs'ta Çin'deki bir doktorun hologramıyla işte birlikte ameliyat yapılabilecek noktaya vesaire geldik. Ama tabii ki bizim ilgilendiğimiz boyut hani o sanal dünya şu anda hani teknik olarak var, uygulamalar da var ama yok aynı zamanda hala inşa ediliyor çünkü. Şu anda aslında tam olarak dediğiniz gibi hayatımıza girmedi ama kavram olarak girdi. Yani tam olarak herhalde insanlar bu dünyanın içerisinde faaliyetlerde bulunmuyorlar. Bulunuyorlar. Şöyle bulunuyor. Mesela orada özellikle kripto paralar, bu blockchain'le özellikle ortaya yani daha alımı. NFT alımı var, arsa alımı var, Bitcoin alım satımı var. Ondan sonra mesela bazı yerlerde toplantılar sanal ortamlarda eğitimde kullanılıyor şu anda. Evet. Eğitimlerde mesela dil öğretiminde, hatta biz geçen gün üniversitede bununla ilgili bir panel yaptık. Eğitim kısmını bir hocamız ele aldı ve dedi ki mesela atıyorum bir seyahat edeceksen eğer bütün sınıfı alıp metaverse'te olan bir havaalanına götürüp orada veyahut da bu sanal ortamlık bir havaalanına götürüp oradaki lingolarla direkt interaktif işlemi, check-in'ini yapma, pasaportunu verme, valizini kotur, o iletişimleri kurdurtturuyor sana ki o dili öğrenmek açısından. Hani çok faydalı aslında tarafları var. Yani aslında çok sınırlı olmakla birlikte hayatımıza girmeye başladı aslında. Şimdi aslında bu bahsettiğin tarihçesi biraz bahsettin. 92 yılında değil kavramsal mi? Kavramsal olarak ortaya evet, çıkıyor. Evet. Oyunlar şeklinde hayatımıza girmiş aslında. Fakat bu belki biz yetişkinler ya da belli bir yaş üstü için sanki bir oyun dünyası gibi algılanabiliyor. Oysa ki bambaşka bir boyut, bambaşka bir evren
paralel evren gibi, yani başka bir boyutta yaşıyor insanlar gibi. Ve orada ekonomi var çünkü para alımı tabii, var, coinler var orada. Aynen. Sosyalleşme var, evet. İlişki kurma var. Konserler var. Evet, ilk yapılan, hatta yılını hatırlamıyorum ama ilk sanal konserde 12 milyon izleyici vardı mesela. İnanılmaz. Yani sanal ortamda 12 milyon izleyiciyi toplamak ve konser olması inanılmaz bir şey. Ama orada şu anda dediğim gibi ikili ilişkiler var, sosyalleşmeler var, ticari ilişkiler var. İnsanlar işlerini orada yürütebiliyor, eğitim oluyor ve devam ve bir sürü araştırma için zemin oluşturuluyor. Yapılan çok fazla, çok çeşitli çalışmalar var. Ama tabii ki dediğim gibi hani nerede bu metaverse? Tabii ki sanal dünyanın içerisinde aslında. Evet. Yani şimdi çok boyutlu bir şey. Sadece oyun değil. Ve her alanda iyi amaçlı da kullanılabilir. Şimdi biz psikolojik boyutunu inceleyeceğiz. Aynen. Ama yani aslında ekonomik boyutu var bu işin. Çünkü mal varlığı da yapabiliyorsunuz oradan ve satıp para kazanabiliyorsunuz. Aynen öyle. Ondan sonra işte tıpta kullanılabiliyor, eğitimde kullanılabiliyor. Kültürel olarak kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Hem konser hem müzeler var. Sanat eserleri var. Şeye gidebiliyorsun. Çin mesela burada Kıbrıs'ta normal o özellikle sanal gerçekleşti Oculus gözlükleriyle kalkıp buradan Çin sedine gidebiliyorsun. Evet. Evinden çıkmadan para harcayan, tabii gerçi gözlüğü harcıyorsun ama hani böyle ciddi uçak bileti, otel vesaire gereksinim olmadan Çin sedine gidebiliyorsun. İşte Mount Fuji'ye gidebiliyorsun falan böyle bir sürü imkan, kültürel zengini müze gezebiliyorsun ve orada interaktif bir şekilde oradaki insanlarla o anda bulunan da sohbet alıp bilgi alım bir alışverişinde bulunabiliyorsun. Evet. Şimdi böyle çok boyutlu bir kavram bu ve artık dünya buraya doğru gidiyor. Yavaş. Facebook bile adını Meta olarak değiştirdi. Aynen. Meta çatısı altında toplandı. Kesinlikle. İşte ciddi altyapılar kuruluyor. 5G, 6G. 5G. 5G. Çünkü altyapısının olması gerekir. Her kesinlikle yere ulaşması için gibi kesinlikle böyle çok ciddi bir hummalı bir çalışma var. Hı. Aslında bu biz şimdi tabii ki bu çok derya deniz bir konu. Bilişimci değiliz elbette. yani bizim bilgimiz bu konuda çok sınırlı ama kesinlikle biz daha çok bu işin çünkü felsefi yanı var, ekonomik yönü var, psikolojik yönü var. Biz psikolojik yönden inceleyeceğiz. Kesinlikle. İnsan olarak bizi, birey olarak nasıl etkileyecek böyle bir durum. Şimdi biz pandemiyle birlikte hani 92'den beri oyunlarla hayatımızın içerisine girmeye başladı belki ama oyun bazında gençler daha çok ergenler belki işte genç yetişkinler falan şeklinde bir popülasyon ilgileniyordu. Ama şu anda bütün insan ırkını içine çekmeye çalışan bir dünya bu. Ve bu dünya ama pandemiyle birlikte aslında hayatımızın içine daha bir bodoslama da tam böyle bir giriş yaptı. Aynen. Önceden aynen vardı ama pandemiyle başlangıcı nedir? Zoom toplantıları pandemiyle birlikte hayatımıza girdi. Online eğitimler girdi. İşte sanal alışverişler hayatımıza girdi. Hiç teknolojiyle arası olmayanlar bile öğrenmek zorunda kaldı. Aynen. Yani dolayısıyla teknolojinin hayatımıza girmesi, bu sanal kavramların hayatımıza girmesi pandemiyle birlikte oldu. Çünkü zaten pandemiden sonra hiçbir şey aynı kalmayacak ifadesi çok defalarca kullanıldı. Evet. Bunun da ne demek olduğunu, ne olduğunu şu anda görüyoruz, yaşıyoruz. Bir paradigma değişimi içerisindeyiz. Kesinlikle. Ve insan olarak bildiğimiz her türlü bastığımız zemin tamamen değişiyor. Başka bir boyuta, başka bir evrene geçiyoruz. Meta evren deniyor çünkü. Yani, aynen. Şimdi sanal diyoruz ya, o sanal kavramını da biraz açmak istiyorum. Yani, eğer siz bir sanal markete, marketten işte alışveriş yapıp bir gerçek elma, meyve, sebze alıyorsanız ona sanal demek mümkün müdür? Yani o tedarik ettiğin ürün değil de orada sunulan hizmet mesela şeyler var. Bir sürü atıyorum mesela
neydi isim tabii yani online siteler isimlerini vermeyeceğim ama hani adamın hiçbir tedarikçisi yok, adamın kendi stoku yok pardon, kendi stoku olmayan bir yerde koca bir tedarik zincirleri var. Oradan temin edip hani aracılık yapıp sana ulaştırıyor. Dolayısıyla aslında sanal ortamda geziniyorsun ama tabii ki fiili olarak o ortamdan sana somut bir şey geliyor. Evet. Orada görüyorsun ve alıyorsun. Ama tabii bunun şeyi var, bunun sonu var mı o da tartışılır. Çünkü bir telefon başında veyahut da bilgisayar başında zaman geçirirken hani özellikle şey seçiminde mesela özellikle 3 boyutlu da o gözlüklerle alışverişe gittiğin zaman seçiyorsun, bakıyorsun, görüyorsun, beğenmedim diyorsun. Yani nasıl yani gerçek dünyadaki fiili hareketlerini orada ama bir kendin olarak değil bir avatar olarak yapıyorsun. Bir karakter olarak yapıyorsun. Ama tabii bu karakter seni gerçekten yansıtır yansıtmaz tartışılır. Ama hani o nasıl diyeyim elde bizim şu anda 2 boyutta 3 boyutta tuttuğumuz böyle elde tutulur bir mesela bu bir masa bunu elde tutabiliyoruz. Orada o boyutta elde tutulur bir şey yok. Mesela geçen gün bir öğrencilerim bana geldi. Dediler ki hocam dediler bu hani bu kripto paraya yatırımın var mı dedim yok niye dediler hani çok hot topic trend falan herkes buna dedim olabilir ama elle tutulur bir tarafı ben biraz garanticiyim hani tamam bu hani zemin oluşturulsun tamam evet bitcoin madenciliği yasaldır yasa dışı ve ona hiç girmeyeceğim ama hani bir sürü şey var burada bir sürü faktör var onun yapabilmek için hani takip etmek gerekiyor zaman harcamak gerekiyor. Biz o sabah kalkıyoruz, okula gireriz, akşama kadar okuldayız, onu koştur, bunu koştur, bunu yap et derken buna zaman ayıracak bak şey yok, zamanımız kalmıyor. Onun için o sanal dünya için de ayrı bir zaman harcamak gerekiyor. Ve insanlar bu şekilde oraya nasıl diyeyim kendi bu gerçek dünyadan kopup oraya geçiş yaptıklarında ya da bağlandıklarında zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorlar çünkü oradan oraya, oradan oraya, oradan buraya bu işlem, o işlem, şu bir bakıyorsun sabaha kadar adam o dünyanın içerisinde. Evet. Şimdi çok aslında beraberinde sorular getiren tabii. Bir konu bu. Tabii tabii. Ne derece etik, ne derece tehlikeleri ne olabilir? Çok. Şimdi sanal kimlikten bahsedeceğiz. Tamam. Bir kere bir kimlik yaratmadan oraya giremiyorsun. Aynen. Değil mi? Öncelikle bir avatar yaratıyorsunuz, bir kimlik. Şimdi bu sizin istediğiniz herhangi bir şekilde olabiliyor tabii ki. Şimdi şöyle, ben bu dünyada böyle birisiyim. Görüntüm belli, işte boyum belli, postum belli, işte giyin tarzım belli. Burada internette de ve birçok oyunda da işte avatar yaratırken veyahut da karakter yaratırken istediğimiz özellikleri yaratabiliyoruz. Şimdi Metaverse'deki yarattığımız avatarların aslında bizi birebir temsil etmek zorunda değil. Böyle bir kural yok. Ben mesela kendi avatarımı yaratırken işte ne bileyim ne olsun ben ki kızıl saçı çok severim. Cesaretim yoktur mesela. Kıpkırmızı böyle dalgalı katmanlı bir saç yapabilirim. Bu ben kendimi kısa boylu zannedim. Uzun bir boy verebilirim. Ne bileyim tamam biraz işte hafif kilo bilmem neyim var. Kendimi çok fit bir görüntü, ne bileyim böyle Wonder Woman karakterli bir avatar yaratabilirim. Ben olmaktan çıkıyorum orada. Evet. Benim görüntü, yani dış görüntü, o özellikle beden imaj algım orada tamamen bozuyor. Olmadığım bir şekilde. Yani elektronik plastik cerrahiden geçmiş bir vaziyette orada kendimi plastik sunuyorum. Plastik cerrahlara para harcamak yok o zaman. Gerek kalmıyor. Yani ben kendimi yaratıyorum zaten. Ama ve orada benim mesela orada sen de kendini yarattın işte farklı bir şekilde. Ben kendi adıma Linda değil de Alicia dedim. İşte sen Müge değil de atıyorum işte Mikayla dedin. Alicia ve Mikayla sohbet edebiliyor. Mikayla'nın kendi görüntüsü Ali ama bizim gerçek kimliklerimiz, dünyadaki kimliklerimiz orada bambaşka olabiliyor. Evet. Ve bu çok cinsiyet tehlikeli. Cinsiyet bile farklı olabilir. Tabii tabii yani, ben erkek olarak da çıkabilirim evet, insanların kendinizi karşısına. Kendinizi belki o şekilde tabii ifade ki. Karşı cinsten ifade aynen, etmek aynen aynen. Ya, trans bir birey olarak da yaratabilirim. Dolayısıyla yani. Orada o şekilde kurulan ilişkiler peki bu şekilde kurulan bir iletişim ne kadar gerçek olabilir? Tartışılır. Mahiyetine göre orada ne amaçla ben oradayım? Çok önemli. İşte bir şekilde buluşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, arkadaş oluyorsunuz. Ne bileyim yani orada iletişime geçiyorsunuz tanımadığınız birisiyle.
birisinin avatarıyla. Aynı şekilde. Bir kız arkadaş diyelim. Siz de kızsınız. Tamam. İşte bir kızla arkadaşlık ediyorsunuz. Tamam. Belki de o karşı cins birisidir. Ya da ne bileyim size gösterdiği o yüzünün dışında çok farklı. Çünkü gizli kalmış dürtüler de ifade edilebilir. Zaten. Evet. O en rahat platform. Da çıkıyor. Şimdi Facebook olsun, Instagram, tabii, fake hesaplar. Evet. Bakıyorsun ki çok güzel bir profilde bir resim, bakıyorsun tıkal alaka bir tip, bir insan. Hı hı. Çok farklı kendini tanıtıp, halbuki şöyle o şu anda zaten yaşıyoruz bunu. Evet. Ama o kadar ya, orası çok daha... Orası daha uçsuz, serbest uçsuz. Regülasyon yok çünkü. Ama burada onu yaptığın zaman mesela kendini erkek, pardon, kadın olarak tanıtıp erkek çıktığı zaman veyahut da küçük bir çocukla iletişime geçtiği zaman siber suçlar, bu sefer taciz suçları, bir sürü şey giriyor. Burada, evet, bir sürü yasa ve regülasyon var bunları kontrol eden. Dolayısıyla yapılabilecekler belli. Mesela benim tanımadığım birisi, atıyorum, beni sosyal medyadan taciz etti. O IP'sinden vesairesinden bulunur. Siber suçlara haber verdi, şikayet ettiğin anda kim olduğunu, ne yaptın, nereden girdin, ne oldu? Bunlar hepsi tespit ediliyor. Orada bu yapılamıyor. Dark web gibi bulunamıyor. Şimdilik en azından. Çünkü Meta'nın, yani eski Facebook diyelim, Meta'nın böyle hani güvenliği sağlamak gibi bir derdi yok şu anda. Çünkü daha hala kurulum aşamasında. Hı-hı. Daha altyapı çalışmıyor. Sadece Meta'da değil, sadece Facebook, Microsoft, bir sürü firma var burada yatırım yapan. Ha bu arada o günkü konferansta da şeyi söylediler. Meta'da yapılan işte Microsoft'ta geçerli diye. Yani çok farklı metaversler yaratılıyor da bu seferde. Hı-hı. Hani etkileşim mümkün olmuyor. Dolayısıyla hani benim buradaki kendi kimliğimi ben oraya taşıyabilirim de, bu tamamen benim inisiyatifimde, tercihimde. Evet. Taşımak zorunda da değilim. Olmak, burada olamadığım ve orada olmak istediğim, avatarımdan tut davranışlarıma kadar, kurduğum iletişime kadar her şeyi yapabilirim. Hı-hı. Mesela bir tane öğrenci o günkü konferanstan sonra geldi, dedi ki hocam, dedi, ben de dedi metaverse'de birini öldürebilir miyim dedi. Yasa yok, yapabilirsin orada, her şeyi yapabilirsin çünkü, evet, kural yok, ama bunu gerçek dünyada yapamazsın. Evet. Dolayısıyla hani o sanal gerçeklikle ve pardon sanal dünya, gerçek dünya çok şu anda çakışıyor. Çok paralellikler var. Çok özellikle hani kimlik bunalımı yaşayan insanlar. Dedim ki ben mesela bu dünyada çok asosyal bir insanım. Hiç sosyal, evet, izolasyonu tercih i̇çe ediyorum. Dönük. İçe dönüyüm. İşte çok fazla çevrem yok. Milletten kaçıyorum. Çok fazla kalabalık yerlere. Sosyal orada, fobisi var ya da. Diyelim, ama orada sosyal kelebek, işte partiler düzenleyen, organizasyonlar yapan. Çünkü, yargılayıcı. Çünkü bir risk yok. Aynen, hiçbir risk yok. Yok. Burada yargılanma riski var. Orada kimsenin yargılayacak. Yargıladı, işte hoşuna mı gitmedi ki saçından tut yerlerde sürükle gibi. Bu gibi davranışlarda bulunabiliyorsun. Ha tabii programların buna ne kadar, ne ölçüde izin verdiği tabii tartışılır. Ama dediğim gibi Meta'nın bu gibi güvenliği sağlamak gibi veyahut da herhangi şu anda yasa, regülasyon, kontrol mekanizmaları şimdilik yok. En azından, evet, şimdilik, ama olur mu ileride onu bilemiyoruz tabii. Peki bu beraberinde ne getirir? Yani bu sınırsızlık... bir yandan fırsatlar sunuyor gibi, hı-hı, görünse de, hı-hı, korkutucu bir yanı tabii da var. Ki, tabii ki. Ciddi riskleri var. En basitinden hani saf bir şekilde denemek için giren gençler, çocuklar, niye, olabilir. Ya da herhangi iyi niyetli bir insan burada kötü niyetli bir davranışla karşılaşabilir. Aynen. Ve kontrol yok. Bak, yapılan bir çalışma. 2021'de yeni bir çalışma bu. Metaverse'e giren gençlerin neredeyse %85'inin, yani genç yetişkin, ergen ve çocuk grubu olarak alıyorlar bunu. Neredeyse %85'inin taciz, cinsel içerikli materyal, nefret söylemleri, zorbalık gibi davranışlara maruz kaldığı ortaya çıktı. Hmm. Yani neden? Çünkü kontrol yok. Burada mesela, burada bu dünyada bunu yaptığın zaman sonuçları var. Sonuçlarına, evet, katlanılıyor. Onun için yasa var, hüküm var, polis var, kolluk güçleri var vesaire. Ama orada hani %85 buna maruz kalıyor. Şimdi burada gerçek dünyada biri taciz ettiği zaman seni şeyde, sosyal medya üzerinden veyahut da birisi zorbalık, siber zorbalık yaptığı zaman veyahut da herhangi bir şey normun dışında, kabul edilenin dışında hareket ettiği zaman bunun bir yaptırımı var. Yeter ki şikayet edilsin. Onun için insanlar birazcık daha tedbirli davranabiliyor. Ama orada özellikle merkezin adını unuttum, nefret söylemi merkezi ile ilgili çalışmalar yapan bir
bir merkez. Orada özellikle ırkçı, ne bileyim işte ayrımcılık, nefret suçu, söylemler bunların çok fazla yaygın olduğunu ve bunun nedenin de çünkü kontrolün olmadığını evet. anlatıyor. Şimdi bunlar yaşanıyor, yaşanabilir büyük olasılıkla. Bunların sonucu da o kişilerin gerçekten bir yara almasına neden oluyor. Yani psikolojik yara. İki belki... yönlüdür aslında o lafını böldüm. Hani o psikolojik yara, hani maruz kalan psikolojik yara alırken bunu yapan da davranış pekişiyor. Çünkü kendini iyi hissediyor. Evet. Güçsüzse gerçek dünyada, orada da güçlüyse ve güçsüzün üzerinde bir ezme politikası uygulayıp da başarılı olursa bu o davranış onu kendini iyi hissettirir. Ödül odakları devreye girer, dopamin salgılanır ve bu davranış pekişir. Tehlikesi nedir? O da orada tabii o bağımlılık da gelişiyor burada. Ancak orada pekişen, metaverse'te pekişen davranışları gerçek dünyaya taşıma riski de var. Orada yapabiliyor. Evet. Her şeyi yapabiliyor. Burada yaptığı zaman o zaman burada tabii ki yaptırımlarına ve sonuçlarına katlanmak zorunda. Evet. Şimdi bir de az önce bahsettiğin ödül yolakları gelişiyor kısmı. Yani bağımlılık geliştirme. Davranışı söz konusu. Evet, bir ciddi bir durum aslında. Çünkü hani nasıl internet bağımlılığı denen bir olay var. Siz düşünün oturduğunuz yerde hiç yorulmadan koşabiliyorsunuz kilometre saatlerce atıyorum. Aynen öyle. İşte hiç risk almadan birileriyle tanışıyorsunuz, işte istediğiniz hareketi yapıyorsunuz falan. Dolayısıyla bu çok rahat, konforlu. Aynı zamanda bir takım işte hoş şeyler yaşadığınızda, ödül aldığınızda yani orada, o dünyada bu ödül yolağı gelişiyor. Yani bir bağımlılık oluyor artık. Sizde bir takım rahatlık içerisinde artık vazgeçemiyorsunuz. Yani oradan çıkıp gerçek hayatta risk almak çok rahatsız edici olacaktır. Şimdi şöyle, öncelikle bir bağımlılığa geri dönelim. Bağımlılık nasıl oluşur? Şimdi bizi mutlu eden hormon dopamindir. Tabii serotonin vesaire de var ama genellikle dopamindir. Dopamin çok fazla salgılandığı zaman ve biz mutlu olduğumuz zaman bunlar bir o ödül yola canlanıyor. Diyor ki ha bu tamamdır, bu beni mutlu ediyor. Bunu ben daha çok istiyorum. Beni mutlu ediyorsa bu her seferinde el attığımda, o zaman ben her seferinde canım sıkıldığı zaman buna döneceğim. Bu hangi bağımlılık olursa olsun fark et. Yaptığın neyse seni mutlu ediyorsa, tatmin oluyorsan ve o davranış pekişiyorsa doğrudan ona doğru yönelirsin. Metaverse için de aynı şey geçerli. Hangi davranış yapılırsa yapılsın, orada kişi diyelim ki gerçek dünyada bir, yani o sosyal izolasyonu yalnız olan, içe dönük olan kişiyi ele alalım. Orada ya dışarı, burada gerçek dünyada yapamadıklarını orada yaptığı zaman bu onu tatmin ediyor, mutlu ediyor. O dopamin inanılmaz derecede salgılıyor. Nöronlar deli gibi ateşliyor. Neden? Çünkü haz alıyor. O haz yolağı devreye girdiği zaman, ödül yolağı devreye girdiği zaman bu sefer daha fazla için daha fazla saat orada kalıyor. İnternet bağımlılıkları niçin böyle? Millet, biz hepimiz bu teknolojik emziklere bağımlıyız şu anda. Bunu hiç kimse inkar diyemez, inkar edemez. Ama ne yapıyoruz? İşimiz bittiği zaman hani anlık minimuma indirmeye çalışan var ama baktığın zaman mesela yolda giderken bakıyorum. Kampüste kafa gömülü, ne yapıyorsa artık, ve yürüyor. Önüne bakmıyor. Çünkü bütün dünya o da burası olmuş oluyor. Metaverse için aynı şekilde. Kendini gördüğü avatarıyla nasıl görmek istedi, ne yarattıysa onunla birlikte onu ödüllendiriyor. Davranış pekişince ne yapar? Artar, devam eder. Bu arttıkça kalış süresi de bu sefer artıyor. Yaptıkları bir çalışmada Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yaptıkları bir çalışmada ortalama Amerikalı'nın yaklaşık haftada 23 saat geçirdiği söylüyorlar, bulmuşlar internette. Bu aşağı yukarı günde 3-4 saate tekabül eder. 8 saat uyudun, 3-4 saat yaptın, ne derler? İnternettesin, çalışma düzenin var, geriye kalıyor 3-5 saatin kalıyor günün öteki senin. İşte kendine mi zaman ayıracaksın, alışveriş mi yapacaksın, yemek yolda mi yiyeceksin, geçen yolda geçen zaman, hele Türkiye gibi bir yerde yolda geçiyor. Hani dolayısıyla ama bu zamanda artıyor çünkü iş yerinde de İşimiz hep internette. Ha belki şeylerde evet webinarlar oluyor, podcastlar oluyor, eğitimler veriliyor online vesaire ama hani karıştı aslında, iç içe girdi. Karman çorman olduk. Yani dolayısıyla biz
sanal dünyada geçirdiğimiz süreyi arttırdıkça gerçek dünyadan kopmaya başlıyoruz. Hı hı. Buradaki ilişkilerimizin kalitesi evet. düşmeye başlıyor. Ne bileyim hani kaygılarımızı yok etmek için sanal dünyaya gidiyoruz ama gerçek dünyaya geldiğimizde o kaygılar yine aynı yerde duruyor. Orada çözebiliyor çünkü risk yok. Problem evet. yok. Herhangi bir yargılama yok ama bu dünyada yaptığı zaman risk almak zorunda. Daha korkutucu. Daha korkutucu. Hı. Ha nedir tabii ki? Bunun ötesinde bu arada tabii ki depresyon riski artıyor. Orada yaşanan bir travma, yaşanan herhangi bir şey burada yaşanmış olan bir travmayı yıkıcı tetikleyebiliyor. Olabiliyor. Daha da evet. yıkıcı olabiliyor, tetikleyici olabiliyor. Hani çok fazla etkileşim gerçekten sıkıntı yaratabilir. Hani çok fazla orada kalmak aslında evet. sıkıntı yaratır. Ama şimdi bu anlattığın kadarıyla ve göründüğü kadarıyla bu kadar böyle cazip bir şey. Zaten cazip olarak sunuluyor ve aynen. girdiğinizde de işte hiç efor, minimum eforla maksimum fayda sağlıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Dolayısıyla istediğiniz kimlikte ve istediğiniz davranışı uygulayabiliyorsunuz. Aynen. Dolayısıyla orada geçirilen vakit gittikçe artacaktır. Hı-hı. Bir süre sonra insanlar Suretler filmini hatırlıyorsan bilmiyorum. Çok eski bir filmdi Bruce Willis'in. Hatırladım. Orada artık yataktan bile çıkmadan pijamalarıyla yaşayan bir eşi vardı. Hı-hı. Travmasının sonucunda gerçek hayatı reddediyordu. Yani çünkü daha kolay orada yaşamak. Makyaj yapmanıza gerek yok. Onun için vakit bile harcamıyorsunuz. Tabii. Üstünüzü bile giymenize gerek yok. Yani dolayısıyla şimdi bu ne demektir? Bu normal insan davranışlarının değişimi. Yani insan biyopsikososyal bir varlıktır. Kesinlikle. Biyolojimiz vardır. Ne yaparız bu fit olmak için işte iyi beslenmemiz, hı-hı. spor yapmamız gerekir. Tabii. Yani belli süreleri vardır hı-hı. bunların. İşte sosyalleşmemiz, gerçek hayatta sosyalleşmemiz biz psikologlar olarak yani, bunları tabii, öneririz. Tabii. Şimdi bunların hiçbiri kalmıyor. Bu bambaşka bir insan modeli ortaya çıkartmıyor mu? Yani elektronik insan diyeceğim geliyor ama yani bu hatırlar mısın bazı filmlerde böyle hatta mesela Matrix gibi filmlerde yani insanların çiftliklerde üretildiği gibi hani bu evet. hep sanal bu bilim kurguların hı-hı. aslında yani yavaş yavaş bunların gerçeğe dönüştüğünü evet. görüyoruz. Yani çünkü aslında biraz hani bu felaket tellalcılığı demeyeyim ama hani biraz düşündüğün zaman aslında bunun bizleri ne kadar hareketsiz, sedanter, sağlıksız ve kendi ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak noktaya getiren bir hı-hı. şey hani şey düşün, bir yatalak bir hasta, yatağa bağımlı bir hasta gibi. Düşün. O noktaya getiriyor. Çünkü hı-hı. yattığınız yerden ha tamam acıktığınız zaman çok acıkırsan belki kalkıp da bir şey yer ama yine gözlük gözünde yine gider bir şeyler yersin. Eğer ki önünü görürsen tabii. Evet. Ama burada biz zaten ne bileyim nasıl diyeyim zorlanmaya gelen bir ırk değiliz. Kolaya kaçmaya başladık. Özellikle pandemiden dolayı şimdi her şey elimizin altında. Evet işte. Alışveriş, pandemi bankacılık vesaire. Pandemi bu süreci hızlandırdı. Çok hızlandırdı. Yani evet. bizim tembelleşmemize aslında neden oldu. Evet. Tembelleşmemize neden olmasıyla birlikte biz artık işin kolayına kaçıyoruz. Bir de teknoloji girdi hayatımıza. O yüzden biraz da teknoloji ilk süper bilgisayar çıktığında insanlar şey dedi ya nasıl falan filan hani iyi midir kötü müdür savunma sanayi için çıkıyor ilk bilgisayar ama hani şimdi bakıyoruz bilgisayarsız hiçbir şey yapamıyoruz. Bunlarsız hiçbir şey yapamıyoruz. Televizyonlarımız artık Android oldu. Artık akıllı televizyonlar haline geldi. Kumandayı mı kaybettin? Android'un varsa hemen indiriyorsun uygulama programı. Tak tak kumandaya yükleyebiliyorsun falan. Her şeyimiz pratikleşti. Problem çözme becerilerimiz artık çöp oldu. Kontrol aslında biraz böyle makinelere kaymıyor mu? Biraz öyle olmuş. Bu anlama gelmiyor mu? Yani biraz şey Terminator filmine. Yok aslında o noktaya gelmedik tabii ama elbette hani sanayiye bakarsan birçok insan mesela ilk bu özellikle seri üretim fabrikalarında, araba fabrikalarında özellikle hani ilk makina bilgisayarın devreye girip bu özellikle montaj sıralarında herkes isyanları işsiz kalacağız diye şey yaptılar ve birçok fabrika artık otomasyon sistemlerine bağlı, insan gücüne bağlı evet. değil. Mesela büyük devler işte makarna fabrikaları olsun hep otomasyon şey yok yani hepsi evet, otomatik. Çünkü onlar bir şey istemez. Ne yiyecek ister, ne maaş ister, ne aynen grev öyle. Yapar. Aynen öyle. Sorunsuz için, çalışır. Yani hani biraz oraya zaten gittik. Evet. Ama gel gör ki bize olan olumsuz yansımaları çok fazlasıyla var ve de olmaya devam evet, ediyor. Yani bu aslında çok faydası var. İşte bir müzeyi izleyebiliyorsun, ziyaret tabii. edebiliyorsun, hiç gidemeyeceğin yerlere gidebiliyorsun hı-hı. vesaire ama
Bunların yanında insan insan olmaktan çıkıyor gibi. Yani bildiğimiz insan kavramı değişiyor aslında. Bu da biraz ürkütücü aslında, ürkütücü bir nevi. Yani çünkü bizim hepimiz işte yetişme tarzımız, değerlerimiz, kültürümüz, yaptıklarımız, yapamadıklarımız, ne bileyim ailelerimiz, bağlarımız, sosyal ilişkilerimiz, romantik ilişkilerimiz, hani o dünyaya da taşıyabiliyoruz bunları. Dünyaya taşıdığımız zaman da bu sefer işin rengi tamamen değişiyor. Çünkü orada kurulan ilişkilerin gerçekliği sorgulanıyor bu sefer. Yani burada sosyal, ha diyeceksin ki ya hocam burada iyi güzel hoş, burada da aynı şey söz konusu. Söz konusu ama burada kontrol etme şansın var. Oradaki mesela avatarın arkasında aslında kim var? Kontrol etme şansın yok. Burada bu dünyada takip etme şey açısından, siber suçlar açısından bir problem olduğu zaman takip etme bulma şansın var. Orada yok. Yani onun için çok ciddi şeyler, daha oturması gereken çok şeyler olduğunu düşünüyorum ama sanal gerçekliğin, hatta metaverse'te özellikle hani bazı şeyler oturduktan sonra bizim alanımızda çok faydaları olacağını düşünüyorum. Hatta şu anda zaten sanal gerçeklik birçok mesela fobi terapisinde, tedavisinde kullanılıyor. Travma sonrası stres bozukluğunda kullanılıyor. Depresyon, kaygı bozukluklarında kullanılan bir yöntem zaten. Özellikle maruz bırakma üzerine, hani kademeli olarak maruz bırakma, o duyarsızlaştırmayı oluşturmak için. Ama ve de oldukça da başarılı bir yöntem. Ama her teknoloji doğru kullanıldığı zaman zaten faydasını görürüz ama yanlış kullanıldığı zaman her zaman için zararını görürüz. Evet. Yani şimdi çok çok tabii ki faydası var, fırsatlar var, imkanlar var vesaire ama bunun ötesinde insanı sadece zihinden ibaret bir kılıyor gibi. Yani sadece zihnimizi kullanıyoruz. Zihinle bir takım yerlere gidiyoruz. Tabii. Sanal olarak. Tabii. Bedenimizi sanki biraz ikinci plana atıyoruz. Aynen öyle. Ve bir süre sonra zaten öyle bilim kurgular var. İşte ölümü bile ortadan kaldırıyorlar. Öldükten sonra işte sizi bir bilgisayar programına yüklüyorlar gibi gibi böyle kurgular da var. Artık oraya doğru da gidiyor. Yani kısacası belki insanın oluşumu değişiyor. Farklı bir boyuta doğru gidiyoruz. Aynen. Ve bu aslında çok riskli. Yani burada aslında bizim bu programı yapmamızın nedeni insanları bu konuda biraz uyarmak. Yani kaçınılmaz bir şey hayatımıza giriyor. O zaten şey değil, evet. Evet, ve bir takım fırsatlar da sunuyor. Uçak biletleri en basiti ciddi anlamda arttı yakıtlardan dolayı. İşte bir takım önlemler vesaire onlardan dolayı. Dolayısıyla onun yerine işte sanal olarak tak gözlüğü git bir ülkeye. Yani bir takım bir şeyler, altyapısı sanki hazırlanıyor bir şeylerin. Tabii, tabii, tabii. Ve onlarla birlikte bu bizim teknolojiye girişimiz çok hızlı olacak ve kaçınılmaz olacak. Ama burada önemli olan bunu doğru kullanmak ve tehlikelerini bilmek değil mi? Aynen aynen. Yani bir şey kullanıyorsak mesela en basitinden. Ben her zaman bunu bilişsel bir psikoloji dersinde de veririm. Ne zaman odakla ilgili bir şey anlattığım zaman bu örneği veririm. Bizim bir tane beynimiz var. %100 bir yere odaklandığın zaman yaptığın işin kalitesi artar. Mesela araba sürerken. Nedir? Ekel işte belli yerde, ona göre işte gözler vesaire takip. Bütün odağın yolda çünkü. Telefondan mesaj geldi. Ne yapıyoruz? Bir elimiz direksiyonda, dur sola, bir elimiz telefonda, kafa gitti. Direkt odak %50, %50'ye düştü. Derler ki, bütün çalışmalar şunu söyler. Araba kullanırken telefonla ilgilenmek, alkollü araç sürmekten hiç de farklı değil. Eş değerdir. Başka bir şey ekleyelim, bir de arkadaş ekleyelim. Ona da muhabbet sohbet ederken ne yaptın? Dikkatini üçe böldün. Başka bir şey daha ekle, işte karşı şeritte bir şey olsun, dikkatini oraya... %25'e düştü. Ne oldu? Bir anda %100 odaklanmışken sen araba kullanırken senin odan %25'lerde. Ne kadar tehlikeli. Kendi canını bırak, etrafa da tehlike saçıyorsun. Sadece kendini tehlikeye atmıyorsun. Hani onun için bizler sırf zihinden ibaret düşüncesiyle yola çıkılıyor ancak bizim odağımız çok önemli. Nereye odaklandığımız. Ha, bunu kullanacaksak eğer onu ölçüsünde kullanmamız gerekiyor. Haftada 6 saat, 20 saat, 40 saat, zaten çalışma haftası 40 saat. 40 saati işte geçirdin. Bir o kadar saati de uykuda geçirdin, etti 80 saat. Haftada 20 küsür saat, 30 küsür saat burada geçirdin. Hani bizim sosyal yaşantımız? Hani senin romantik ilişkin, aile ilişkinin kaliteli vakit, hep söylüyoruz ya kaliteli vakit geçirmemiz gerekiyor, şunu yapma. Nerede onlar?
hepsi çöpe atılmış oluyor. Onun için teknolojiyi kullanmak güzel ama doğru ve şey olarak kullanmak, bilinçli bir şekilde kullanıp tüketmek önemli. Ha tabii ki bilinçsiz şey bakıyorum görüyorum aileler devamlı işte yemeğe gittikleri her zaman da bunu söylerim. Anne baba karşılıklı oturur elinde telefon çocukların elinde tablet ne o ailecek yemeğe gittik. Yani bu kaliteli zamandan çalma oluyor. Onun için teknoloji güzel kullanılmalı, faydalanmalıyız da ama ölçüsünde. Evet, o örnekte aslında insanlar orada sanal olarak duruyorlar. Gerçek görüntü var. Görüntüleri orada ama bilinçleri o başka telefonlarında, aynen, başka bir aynen, dünyada aslında. Aynen öyle. Aynen orada öyle. Değiller. Yani görüntü var ama gerisi yok. Evet, aynen. Çok teşekkür ederiz. Son bir cümle alalım ve kapatalım programımızı. Tamam. Neler söyleyeceksin? Metaverse ve sanal kimlik. Metaverse'den korkmamak gerekiyor. Bu zaten hayatımıza ufak dalgalarla böyle geliyor. Ama bilinçlenelim, doğru kullanalım. Kimliğimiz neyse onu değiştirelim. Biz kendimizi kendimizi 3 aşağı 5 yukarı kabul etmemiz gerekiyor. Kabullenebildiği, hepimizin kabullenemediği taraflarımız var. Ama bunlarla yüzleşmek, farklı kimliklere bürünmeden metaverse'e giriş yapmak. Yani olduğumuz gibi. Ha elbette saçın rengini beğenmeyebilirsin. Kısa saç daha uzun isteyebilir. Onlar da sıkıntı yok. Ama farklı davranaraktan orada her şey mübahtır. Ben orada istediğimi yaparım olmamalı. Orada çünkü şu anda kontrol regülasyon yok ama bilinçli bir şekilde giriş yapılması gerekiyor. Evet. Özellikle mesela bu yatırım yapmayı düşünenler aman araştırmadan, evet, bilmeden, deneyim yani şey yap, iyice ne araştırıp öğrenmeden sakın böyle bir şey yapmayın. Paranızı kaptırmayın ama dikkatli olun. Onun için bilinçli tüketici olmak her zaman için önemli ve faydalı. Evet, her zaman temkinli olmakta fayda var. O da var ayrı bir konu. Evet, kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, güzel bilgilerdi. Evet, sevgili izleyiciler, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.